Kısa sokak 6-11. Burada gezin çıkıyor. 4 yaş yaşasın. Evet. 21 kilo. Aç bakalım ağzını. Aç Yuşa. Evet. Ben şimdi sana bir kriple yazacağım. Tamam mı? Bir de balgam çözücü yazacağım. Böyle bir şey rahatlatıyor da. Vitamin takviyesi de yapıyor. Sana bir genetik ilacı yazacağım. Röntgen falan çekildi mi o zaman? Çekildi. Hatta biz ona deviye diyoruz. Sağ taraf daha iyi ama sol taraf bayağı kapalı. Kapattığı için de nefes almada zorlanıyorsun. Sprey oradaki o şişliği biraz azaltacak. Ödemi çözecek. Dedemin tansiyon hastalığı vardı. Fakat o dönemde böyle şimdiki gibi evde tansiyon aletleri yoktu. Ölçecek kimse yoktu. Ya da şimdiki gibi konu komşuda işte tansiyon aleti var, gideyim şurada ölçtüreyim denilemezdi. Çünkü yoktu ve dedem sağlık ocağına tansiyon ölçtürmek için o yaşlı haliyle o kışın, o soğuk günlerde gidip gelmek zorunda kalıyordu. Beraberinde nenemde de aynı şikayetler oldu. O dönem düşündüm yani neden bizim ailede bir sağlıkçı neden olmasın? Neden şimdi dedemin tansiyonunu ölçemeyeyim? Ölçebilirim. O dönemde kendime söz verdim. Ben de ileride büyüklerim bu zorluğu yaşamasınlar diye kendime sağlıkçı olabilirim dedim ve bu yönde çalıştım. Ve tıp fakültesini kazandım. Ne yapıyorsun Yusuf? Aslan mısın? Kulağın biraz kötü olmuş ha? Evet. Şey zaten, sağ kulağında var. Solda o kadar yok. Tıp fakültesini kazandıktan sonra kendi kendime en başta zaten söz vermiştim. Dedemin tansiyonunu en kısa zamanda ölçümü öğrenip en kısa zamanda onun tansiyonunu ölçeceğim diye. İkinci sınıftayken uygulama derslerinde tansiyon ölçmeyi öğrendik ve tansiyon aletini o dönem aldık ve ilk fırsatta dedemin tansiyonunu ölçtüm ve dedemin o ilk ölçtüğüm zamanki yüzündeki mutluluğu halen gözlerimin önüne gelir. Çok büyük bir gurur duydu, çok mutlu oldu. Böyle hani şeydi, böyle bir sırtını yasladı. Oh be der gibi böyle artık hani benim hastalığımı takip edecek, artık bana bakacak gözüyle böyle durdu, yüzümden baktı. Diplomamı aldığımda zaten dedem de, nenem olsun, anneannem olsun, diğer dedem olsun hepsi de bundan çok büyük bir gurur duydular yani. Çünkü artık evde bizim ailede bir doktor var ve bize bakacak. Bizi muayene edecek, bizi tedavi edecek diye. Evet, şimdi Yusuf sana ileride bir daha kesin edeceğim, tamam mı? Ha? Bana bir bak bakalım, göremiyorum ben seni. Şimdi ailede dört sağlıkçı olunca hiç yokken bir anda dört tane sağlıkçı oldu. İki hekim, iki hemşire evi olarak. Bu furyaya çocuklarım da dahil oldu. Onlar da sağlık camiasına katıldılar. Oğlum şu anda İstanbul'da uzmanlığını yapıyor. O da radyasyon onkolojisinde. Kızım tıp fakültesi 3. sınıfta öğrenci, İstanbul'da okuyor. Neticede onlar da bu camianın birer üyesi oldular, olacaklar. Yasir'in bayağı bir eksikliği var. Tamam. 2018, 22 Ekim 2018. Gel. Hadi gelsin. Önce gelsin, bir kilona bakalım. Evet. Ablam tıp fakültesini kazandı. Mezun oldu ve hekim olarak göreve başladığı zaman gerçekten çok büyük bir mutluluk duyduk. Ve bizler de neden olmayalım dedik. Nasıl? Sakın kolunu çekme Yasir, tamam mı? Bana bak, bana bakalım. Tamam mı Yasir? Bana bakalım, bana bak.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde aile hekimliğinde çalışıyoruz ve buradaki genellikle insanlarla artık gerçekten bir aile olarak bizi ailelerinden biri olarak görüyorlar. Çünkü biz buraya başladığımızda bekar olan insanlar evlendiler, çocukları oldu ve onları sürekli aşıya, iğneye, muayeneye getirdikleri zaman hep bizlerle birebir temas halindeydiler. Şöyle bir bakalım şekeri ne durumda? Tamam hocam. Amca tansiyonu biraz yüksek. Evet. Var mı tansiyon hastalığı? Çok, çok memnunuz onlardan. Torunlarımız burada büyümüş, gelmiş gidiyoruz devamlı buraya. Bizim hocalarımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Eğer böyle yüksekse, böyle bir hafta bir tansiyon kontrolünü alalım. Olur. Yüksek devam ediyorsa düşük doz bir ilaç başlayalım. Hocam bunu bana yapsın.